Damağa vurdum çatmayı, çağrını gelsin Fatma'yı. Fatma'dan evden öğrenmiş böyle de kamerat olmayı. Evet, ben sol haftasında dördüncü günde Kars'tayız demeyi isterdim. Her ne kadar bir Kars havası olsa da şu an Kurtköy'deyiz. İnanılmaz bir soğuk ve inanılmaz bir kar var. Kovamda niye kar var? Bugün su tasarrufu yapacağız efendim. Karlarımızı eriteceğiz, yerlerimizi sileceğiz, camlarımızı sileceğiz. Biliyorsunuz kar suyu kara lahanaya çok iyi geldiği gibi camlara da çok iyi geliyor. Şaka bir yana Fatma Hanım'ın hamar attığını görmek için karlı yolları açtık geldik. İnşallah Fatma Hanım'dan güzel bir hamar attık göreceğiz. Hazırsanız haydi gidiyoruz o zaman. Damağa vurdum çatmayı, çağrını gel. Kör olası. Allah seni kahretmesin inşallah. Lahmet sana gelsin. Günaydınlar. Şükür kavuşturduk. Hoş geldiniz yeniden. Hoş geldiniz efendim. Fatma abla, yok efendim böyle canım. Bir soğuk. Yemin ediyorum. Vallahi, bereketli mi? Kadınsın. Gününde evet. Kar bastırdı. Ah mis. Öyle de bir yerdesin ki tipi tipi göz gözü görmüyor. Evet, burası biraz yukarıda kalıyor. Çarşıdan biraz yukarıda. Yani dış sesle aynı arabada geldik. İnan olsun bir yerden sonra dedi ki biz kesin burada mahsur kalacağız. Bizi almaya gelecekler. Yok, ben aldırttırırdım kepçeyle. Zaten sürekli çeviriyor ki kar kürüm arabasını takip et. Kar kürüm arabasını takip et. Öyle yapardık biz de kar kürüm. Nasılsın? Teşekkür ederim. Yalnız nasılsın? Buz gibi havada iç ısıtan bir gülümsemesiyle evet. Esra'yı bizleri karşıladı. Teşekkür ederim. Sizin için al Yüce Rabbim yeniden kavuşturdu. Ve gramın 900 lirayı bulduğu bu günlerde Fatma Hanım maşallah kuyumcu vitrini. Şey birikimin şeyleri işte Kadir Bey birikim küçük birikimler diyelim. Vallahi erkek olduğum halde kıskanıyorum sizi. Vallahi billahi bir de bak kolyesinin ucuna da yüz... Kız iki tane yüzük var. Biri eşimin, biri benim yüzüğüm. Senin nazar boncuğun nerede bu kadar altının üstüne? Nazar boncuğum var. Bu kadar altının üstüne şöyle bir nazar boncuğu takman lazımdı. Boynu hiç o kadar altına o nazar boncuğu olur mu? Şöyle ay, bir şey değmez. Lazım. Ay değmez, kıskananların gözü çıksın boşver. Maşallah. Değmez. Evet Fatma Hanım her daim gibi bugün de gayet güzel, enerjik, mutlu, güler yüzlü. Hazırsan... Hazırım. Tenisliği bir gezelim istiyorum Fatma abla. Buyurun. Sen niye sürekli masada ben onu yapmıyorum, bunu yapmıyorum deyip de onların aklını karıştırıyorsun? Öyle bilerek yapıyorum. Bilerek yapıyorsun ki bugün gelip şaşırsınlar. Bilerek yapıyorum. Hani işte beni hafife alsınlar sonra görsünler yaptığımı. Buyurun efendim. Saygısını solduracağız bugün. Peteğin altına bakabilir miyim? İstediğin yere bak Kadir'im. Bu saatten sonra ne yaparsan yap Kadir. Ne yaparsan yap. Çok da çok da umurumdayım. Ah peteğin altı güzel çıktı. Çok hafif. Biz ilk geldiğimizde ne bulmuştuk burada? Camlar temizdi. Camlardan bir şey çıkmamıştı. Hmm. Vallahi güzeldi. Evet. Tam puan verdiniz Kadir Bey. Ben sana temizlikte kaç verdim abla? 5. 5 verdim. O yüzden madalya istedim. Yalnız ben burada bir peçete buldum. O dün akşam gene ağlamış herhalde. Duygulandı ya o yüzden arasında kaldı. Evet TV'nin temizin arkası açık zaten. Şöyle alıyorum. Yalnız çok güzel bak ferah bir evim evet, var. Evet evet. Ferah, sade, Kadir Bey taşınırken ben buraya çok fazla eşyam vardı. Bıraktım geldim. Arkası biraz şehitlittirilmiş burası. Bu kalmış. Kalmış işte. Neyse sağlık olsun. Saklı yerler. Vitrinin arka. Mutfak. Mutfak mı? Yani hızlı geç. Temizlik yapacağız zaten sokağımız. Buyurun Kadir Bey lütfen. Ah şu masada ne hamurlar açtık ne göz. O balkonda, o yastıcağında, saçın üstünde. Şu ellerimi bir geçireyim. Yine inşallah yapacağız. Hadi inşallah güzel bir gün olsun. O bu bakır tencerelerin halen daha aynı. Onlar da pilav pişiyor. Ne kadar sütlaç olsa da. Fatma abla bu niye böyle eğreti duruyor bunun içinde? Onu ben silmiştim takamadım sabahleyin. Dün akşam. Buraları ellerler çünkü Fatma abla biliyorsun. Evet yapsınlar Kadir Bey. Gelin gayet iyi. Varsa bir şey çıkar. Hiç korkum yok o konuda benim. Şunun altına bakayım bir saniye. Varsa sileyim mi Kadir Bey? Şurada hafif ki Fatma abla. Olabilir. Şurada daneler var. Hı-hı. Dane evet, dane evet. Benleri var yüzünde. Can alıcı bakışları gözünde. Hem ağları sen gülersin Kadir Bey. Aman dünyanın galı kederi bitiyor ablam. Aman dünyada boşver Kadir Bey. Bunun şeyine dikkat edelim bu şey sıkıntılı. Bu biraz altı paslanmış evet. Abla zaten. Bu gidecek yenisini alacağız Kadir Bey. Aynen. Taşınacağımız için biz idare etsin yeter. Ama toz yok. Aa buradan da mı taşınıyor? Evet. Daha büyük yere geçiyorsun. Evet. Medyanın bol olduğu yere gidiyoruz. Karşıya. Evet bu güzel. Filtrenin yalnız Fatma abla. Filtrenin şu kenarlarını görüyor musun? Bak oralarda biraz
Ay doğru. Kalmış. Fatma ablam koku yapmasın diye de içine küçük bir defne yaprağı iliştirmiş. Bakıyorum. Evet Fatma abla deterjanı da tam almamış makina. Evet işte sıkıntıları var Kadir Bey. Kendisinin artık galibeladan şeyi dolmuş. Aynen şey niyadı doldu bunun da. O filtrenin yanının iyi bir tellenmesi lazım. Evet. Telleriz onu beraber. Bak Fatma abla buradaki prizin içi de biraz tozlu. Kadir sen de ufacık şeylere takılıyorsun ama. Olsun. Ben bir söyleyeyim de ama çok önemli değil orası benim için. Kız bu kadar kuru yemişi ne yapıyorsun? Bademler, cevizler. Ay Kadir Bey onlar yani yiyin işte. Evet lastiklerimizin arasına bakıyoruz. Bizim kendimizin. Kendi bahçenizin ürünleri. Denizimin adını taşıyan. Bu arada Fatma Hanım tüm seyircilerimizin önünde size çok teşekkür ederim. Sabah bizi çok güzel karşıladınız. Tatlılar, börekler, lokmalar her şey çok güzeldi. Neredeydi onlar? Semaverle çay bile vardı. Bizim kamyonumuz daha kurulamamıştı. Kar olduğu için aşağıda evet. Ekip tam anlamıyla evet. Kuramadı. O tarif ettiği şeyler nerede? Biz yedik onları. Salonda bir tepsi vardı sen görmedin mi? Börek mi vardı aşağı? Vardı tabii. Belli zaten baksana şişmiş onun karnı. Su böreği vardı, Kürt böreği vardı. Oo, tam enerji deposu. Bu Mersin'in cezelyesi. Bunu da eşim Maraş'tan yeni getirtti size. Layık. Afiyet en olsun. Yesenize bereket. Ay olsun paylaşmak güzeldir. Paylaşınca Rabbim yenisini verir. Ölmüşün canına değsin. Afiyet olsun. Peki eşim... sonra mutfak dolabın üstüne bakacağım ben. İstediğin yere banyo bakabiliriz. Hadi git ama o yerindekini bitir de öyle git. Evet Fatma Hanım'ın muhteşem banyosu efendim. Dolabın üstüne bakıyorum. Altı güzel. İçini boşalttık biliyorsunuz size. Evet o her zamanki gibi. Hı-hı. Bir şey diyeceğim. Burada tıraş makinesi mi vardı daha önce? Vardı. Ay, tıraş makinesinden kıllar kalmış. Şimdi diyecekler ki çekmecenin içinde sakallar var. Bak söyleyeyim ben size. Tamam artık. Demedi demeyin. Yani unuttuk artık. Söyleyecekler Kadir Bey yapacak sen bir şey yok. Sen de dersin tıraş makinesinden dökelim. Yok yapacak bir şey yok. Ulan içi gayet güzel. Cama bakayım. Camın şu alt taraflarında biraz su lekesi var evet, Fatma abla. Şu tarafları görüyor musun? Hı-hı. Onlar var ama gene... Kız bu takunyaların hala mı duruyor? Onlar gitmez. Onlar benle. Yıllardır benle onlar. Bunlar senin gelinlik takunyaları. Aman takunyaları. Beni giyiyor musun? Süs aksesuar olarak mı tutuyorsun? Şey bununla gelin olmadan önce hamama gittim de. O zamanki. Al bu takatukaları takatukacıya götür. Neydi o dur. Al bu takatukaları takatukacıya götür. Takatukacı bu takatukaları takatukalatmazsa al bu takatukaları takatukacıdan takatukalatmadan geri getir. Al bu takatukaları takatukacıya götür. Eğer takatukacı takatukalara takatukalatmazsa takatukaları takatukat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 
Fatma Hanım'ın muhteşem enerjisiyle misafirleri çağırmaya gidiyoruz. Haydi buyurun. Damağa vurdum çatmayı, çağırını gelsin Fatma'yı. Fatma da nereden öğrenmiş böyle de kamerat olmayı. Haydi buyurun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.